Ankara'dayız arkadaşlar. Side'de eskiden otopark çok küçüktü. Şimdi bayağı geniş bir alana otopark kurulmuş. Ve ringlerle şehir merkezine, antik kente gidiyorsun. Birazdan bineceğiz ve şehir merkezine ineceğiz. Hadi gelin. Başı 4 liraya bindik buraya ve bizi şehir merkezine götürecek. Birbirine bağlı diyeceğim ama yok. Önden diğer tren gidiyor. Bizimkisi dolduktan sonra gidecek arkadaşlar. Hava sıcaklığı şu an 34 derece. Ring'de gidiyor olmamız çok iyi oldu. Çünkü gerçekten yürüyemezsin. Ve yeni kurulan otopark alanı biraz uzakta açıkçası. Sanırım buradan 1 kilometre falan indikten sonra Ring'de Side Antik Kenti'ne varmış olacağız. Zaten minnoş bir çarşısı var. Size hemen orayı göstereceğim. Ve sonrasında da deniz bulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz iniyoruz. Hemen arkasından yeni tur yukarıya çıkmak için hazır bekliyor. Hemen solda görmüş olduğunuz yer Side Antik Kenti'ydi bu arada. Yol boyunca sizi çekmeye çalıştım. Şu anda da arkamda görüyorsunuz. Fakat öyle sıcağında olduğum için şu an oraya girmeyi planlamıyorum. Muhteşem bir antik kenttir ve çok güzel sanat eserleri vardır. Burada tiyatro da var. Şimdi biz çarşıya doğru ilerleyelim ve gerçekten kendimize güzel bir yerde bir deniz bulalım. Gerçi Side'nin denizi sığ ve güzeldir ve her yeri güzeldir. Çoğu halk plajını tercih eder ama ben şehir merkezindeki çarşıyı gezdikten sonra önündeki restoran, kafe ya da otellerin plajlarını daha çok seviyorum. Yani öğle saatine denk geldiğiniz için çarşı boş arkadaşlar. Ben de rahat rahat sohbet edip sizinle çekim yapabiliyorum. Bayıldım yalnız dükkanların mimarisine. Gerçekten çok hoş. Ahşap, bir katlı ya da iki katlı. Kuru patates ve pilav varmış. Biz de geliyoruz arkadaşlar. Karnım acıktı yahu. Yine burası da harika, gördüğünüz üzere antik kent mağazaların altında boydan boya Side'de devam ediyor. Bu bir deri mağazası. Eşarp vesaire de satıyor. Ve aşağısı komple bir şehir. Buranın çok nostaljik bir çarşısı vardır. Ahşap böyle bir katlı, iki katlı evlerin altında minnoş minnoş dükkanlar vardır. Ve hemen dikkatimizi çeken şey tabii ki birebir çantalar ve şile bezi ve gümüş ve ayakkabılar oluyor. Şu an gerçekten çok sıcak arkadaşlar ama şöyle görün istiyorum.
Deri burada çok ön plandadır. Özellikle turistler için. Gördüğünüz üzere şuradan baktığımızda direkt çarşıyı ve bitiş noktasını görüyoruz. Denize doğru açılan bir çarşısı var. Ooo, lokumlara gel. Yemede yanında yat şeklinde. Gerçi sıcakta yenmez ama turistler gene seviyorlar. Şık bir dükkanmış burası. Şu gördükleriniz arkadaşlar hep meyvelerin kuru şekli. Bu arada buranın altı da harika. Bakar mısınız? Antik kent size de boydan boya devam ediyor. Mağazaların içinde de dahil olmak üzere. Side'nin çarşısı arkadaşlar önceden çok ekonomikti. Yani geldiğim zaman ben de kendime bir terlik alırdım, bir gümüş kolye alırdım vesaire. Fakat doların yükselmesiyle birlikte gümüşçülere bir iki tane gümüş beğenip sorduğumda devasa fiyatlar çıktı. Zaten deri ve kilim için hiçbir şey diyemiyorum. Turistlerin ilgisini çeken bir şey deri ve kilim. Onların da fiyatlarında maşallah var. Biz burada alışveriş yapamayacağız. Zaten alışveriş yapmak değil amaç. Size burayı da dükkanları göstermek. Hemen denize doğru ilerleyelim. Gördüğünüz üzere sizin içerisinde yollarda yürürken kral yolundan ayrıldık bu arada. Yan sokağa girdim. Değişik değişik şeyler var. Burada bir restoran var. Balık 230 lira. Chicken sinish kebap 230. Biraz turistik fiyatlar olmuş. Her şey turistik olmuş. Böyle menüyü çekeyim size. Hello. Hello. Hi. Merhaba. Merhaba. Vay ay. Çay içmek ister misiniz? İçeceğiz de biraz şuraları çekeyim de. Fiyatları maşallah var da bu. Çok tatlı bir dükkan gene burası. Şeker dükkanı. Lokum dükkanı. Ay ay. Turistler çok seviyorlar arka. Turistler çok seviyor değil mi? Biz çok sıkıldık artık. Çok sevmiyorlar, bayılıyorlar. Bir de benim annem seviyor. Şeker hastası çünkü. Gelelim ona ikram edelim. Aman aman şimdi sıcakta şekerle uğraşmayalım. Teşekkürler. Rica ederim. Tam karar veremedim nerede yemek yesem diye. Çünkü biz 4 kişiyiz. Ben size YouTube'u çekiyorum yalnızmışım gibi düşünmeyin. Şimdi bir kişinin menüdeki gördüğüm kadarıyla fiyatı TL olarak 240-230 balık ya da et yemeği tercih edecek olursak. Hani ama böyle ıvır zıvır mezelerle takılacak olursan da gene 1000'in üstüne çıkıyorsun. Ya Side'de önceden çok daha ekonomik bir tatil yapılırdı. Yani küçücük yer bile pahalanmış menü olarak. Deniz mis gibi arkadaşlar ve kum. Buranın, bu denizin özelliği gidiyorsun, 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 hiçbir şekilde derinleşmiyor. Burası özel mi, size mi bağlı? Belediyeye, halk dedi yani. Ha. 10 TL mi? Her biri 10 değil mi? Şemsiye 10, şezlong 10. Öyle mi? Aa, Alanya'ya göre ucuz o zaman. Burada 3 tane var Side'de. Belediyenin yaptığı antik kentte 3 tane var. Burada yemek var mı? Var. Menünüzü görebilir miyim? Hadi. Bu arada fiyatlara da bakıyorum tabi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Buradan bakalım. Merhaba.
Şimdi arkadaşlar hem denize girmek istiyorum. Belediyenin yeriymiş 10 lira. Çok güzel. Ama harici de yakınında böyle bir restoran buldum. Menüyü de incelemek istedim. Aç mı kalacağım acaba yani? Çok ilginç oldu bu. Menüyü gördünüz mü? Yani hızlı geçirdim gerçi ama şöyle yani eğer et yemek istiyorsanız 300 lira, 200 lira, 250 lira. Sıcağın bağrında et yemem, tost yerim, ne bileyim bir denize girerim çıkarım falan diyorsanız da tost yapmıyorlar. Yoksa tostu diyor 150-200'den vermem lazım. O zaman Bodrum gibi oluruz diyor. Haklı. Side'nin başka bir bölümünü bulmam lazım. Çünkü ben kendimden de biliyorum, alemden de biliyorum. Biz bu saatlerde et vesaire yemiyoruz arkadaşlar. Biz direkt şey yapıyoruz. Denize giriyoruz, çıkıyoruz, tost vesaire yiyoruz. Zaten buradan da devam etmeyi planlıyorum. Alanya'ya doğru geri döneceğiz. Ama Alanya'ya giderken titreyen göl var. Ben hiç gitmedim. Titremiyormuştu aslında. Annem öyle söyledi ama orayı da görelim istiyorum hep beraber gelmişken. Ben de göreyim sizinle birlikte. Umarım videoyu seviyorsunuzdur. Eğer seviyorsanız zil butonunu açmayı, bana güzel yorumlar bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Her şey sizin için ve tabii bu arada da ben de geziyorum sizinle birlikte. Bu sağ tarafta gördüğünüz komple yer Side'nin limanı arkadaşlar ve tekne turlarıyla eğer istiyorsanız belli bir saatten belli bir saate kadar koyları vesaireleri gezebiliyorsunuz. 5 euroya acaba ne yapıyorlar? Bir saatini gezdiriyorlar. Sevgili Atatürk'ümüz burada. Şu an Side'nin meydanındayız ve her yerde olduğu gibi onun da heykeli burada. Bu arada çarşıyı da görüyorsunuz direkt. Şimdi burada iki türlü anladığım kadarıyla gezi var. Bir tanesi 5 euroya. 5 euroluk gezi bir saatlik bir gezi mi? Bir saatlik tekne turu evet. Hı hı. 30 euroluk da yunuslar mı var? Evet, sabah 11.30'da başlıyor. 3.30'a kadar devam ediyor. Bunlar 20 euro. Eğer yunuslarla birlikte yüzeceksen orası ayrı bir yer. 30 eurodan. Alanya ile hemen hemen tekne turları da aynı. Yani ben de ilginç bir şekilde her şeyi şey yaptım ama yani 30 euro, 20 euro bilmiyorum ya. Eskiden 50 liraya 100 liraya giderdik. Her şey euro, dolar. Şimdi restoran sahipleriyle konuşuyorum. Yani bizde fiyatlar uygun TL diyor. Bakıyorsun tavuk şişe ete bonfileye 250-300. Yani çok kötü ya, gerçekten çok kötü. Sadece gezeceğim galiba. Bir yerden su alacağım. Ve deniz bulacağım. Belediyeye ait yer. Arkadaşlar tam dönüyordum. Ayrılıyordum yani sizden. Burada Corner Büfe diye bir yer keşfettik. Tavuk döner de var, et döner de var. Ve uygun fiyatları 50-60 diye gidiyor. Burada karnımızı doyurup denize gireceğiz. Burası vızır vızır iş yapıyor. Diğer restoranlar sinek avlıyor. Akşam saati onlar ne olur bilmiyorum ama en azından burası sirkülasyondan kazanıyor. Ve devamlı devir daim var. Devamlı müşteri çıkıyor, yiyor, gidiyor. Çıkıyor, yiyor, gidiyor. Diğer yerler boş. Akşam doluyorsa onu bilemem. Ama orada oturan da böyle hemen kalkmaz zaten. Geldi arkadaşlar 375 lira ve dördümüzün karnında full doydu. Hemen göstereyim size şöyle neler yemişiz. Et döner yemişiz 1-2-3 tane, tavuk döner yemişiz bir tane, kola, su, dondurma derken 375'e karnımızı doyurduk burada sitede. Şimdi denize gidebiliriz. Gördünüz değil mi? İstiseydik 1500-2000'lik de olabilirdik ama 375'e 4 kişilik alemle karnımızı doyurduk. Şimdi hatta denize devam edebileceğiz. Denizdeyiz.
Özel bir yere gitmedik, dediğim gibi Nariki'deyiz, belediyenin yeri. 4 kişi girdik, 40 lira verdik. Burada bir saat takılacağız, sonra Titreyen Göl'e devam edeceğiz arkadaşlar. Side'nin böyle bir denizi vardır işte, gidersin 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 bir türlü derinleşmez. Ama çok temiz, çok berrak ve balıkları görebiliyorsunuz içeriye şöyle bir baktığınızda. Arkadaşlar burası Old Stone Restaurant'mış. Altını çekebilirsiniz dediler. Altında ne var bakalım? Biliyorsunuz Side komple alt şehir olarak antik kent. Ve birçok mağazayı yıkmışlar. Halen daha da çalışmalar devam ediyor. Burada yüzyılların sanat eseri var arkadaşlar. Bu şekilde de yukarıya baktığınızda mesela burası bir otelin yeri. Yani çekebilirsiniz dediler. Birçok sanat eseri var. Sidin altı komple böyle arkadaşlar. Mağazaların altı da, otellerin altı da, apartmanların altı da. Zaten apartman göremiyorsunuz. İki katlı, bir katlı ahşap evler ya da restoranlar, pansiyonlar, oteller var. Biraz önce aşağıdaydık. Şimdi size aşağıyı buradan göstereyim. Evet. Yerdeyiz şu anda da. Side antik kenti size gösterecektim bu arada ama biz çok sıcakta denk gelmiş olduk. Şu an asfalta yumurta koysam yemin ediyorum pişer. Onun için plajı tercih ettik. Plaja da kişi başı 10 lira verdik. 4 kişilik aile olduğumuz için de ekonomi yapalım dedik, dönerci bulduk. Orada da dönerimizi yiyip 375 liraya kalktık. Ama biraz önce göstermiş olduğum restoranları tercih etmiş olsaydık 1500'ün üzerinde bir rakamla kalkardık ve tatil burada bitmiş olurdu. Ne kazanıyoruz ki, ne yiyelim değil mi? Efendim kendinize çok iyi bakın. Şimdi Titreyen Göl'e gidiyoruz. Titreyen Göl bakalım titriyor muymuş, ben de bilmiyorum. Alanyalıyım evet ama hiç gitmedim. Titreyen Göl'ü eğer titremiyorsa titretelim. Hadi gelin. Bakarsanız birçok insan buranın titrediğini görememiştir. Çünkü mevsimi vardır. Rüzgar olması gerekir. Rüzgar olduğu zaman Titreyen Göl denilir. Gerçi bu ismi halk efsane öyle koymuş ama 100 metre yakın plaja ve istiyorsanız burada, istiyorsanız orada kafanıza göre takılabilirsiniz. Etrafta kafe, restoran tarzı bir şeyler bakıyorum şu an ama yok anladığım kadarıyla. Boydan boya bir yürüyüş parkuru var arkadaşlar. Ve çok sığ gözüküyor. Size göstereceğim hemen. Evet, yakaladım seni. Hem de renkli balık. Sanki orada tutulmuş öyle duruyor gibi. Güzel bir kuş sesi var ve karabatak geliyor arkadaşlar. Hani burada oturup da bir yerde bir şeyler yemeyeceğimiz için size buradaki hayvanların cinsinden bahsediyorum. Ama karabatağı duymuşsunuzdur. O istedi mi çıkar, istedi mi batar. Hoş geldin. Göl ve çevresine kabuklu yemiş, sigara izmariti ve çöp atmak yasaktır diye adım başı uyarmışlar. Ayrıca da bu bana geliyor galiba. İnsan görünce şaşıran. Merhaba. Hoş geldin. Ne kadar güzel bir gagan var senin. Buranın esintisine hayran kalmamak elde değil.
Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bana abone olmayı, zil butonunu açmayı ve o güzel yorumları eksik etmemeyi rica edeceğim sizden. Uykum geldi yahu, yorucu bir gün oldu. Alanya merkeze doğru ilerleyeceğim ama Alanya merkezde çok fazla bir şey çekmek istemiyorum. Çünkü geçen sene size birçok video çektim, sağda ya da solda görebilirsiniz. 2021 yaz vlogları olarak girecek olursanız oynatma listesinden Alanya hakkında da değişik değişik yerlerle ilgili gezi videoları yapmıştım zaten. Sizi seviyorum. Akdeniz'den sonra yolum nereye düşer hiçbir fikrim yok. Ekonomi gibiyim şu an. Her günüm başka işliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Arkadaşlar Alanya Çarşı'yı bir gezmek istedim. Çok güzel gezdik, dolaştık. Günümüz güzel geçti ama biraz müzik dinlemek de lazım. Bu arada çarşı çok kalabalık değil eskisi gibi. Çünkü önceden iğne atsanız yere düşmezdi. Ama turistler yavaş yavaş gelmişler ve birebirlerimiz şöyle gördüğünüz üzere göstereyim size. Çok rağbet görüyor. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Alanyalıyım da şu sabahtan akşama kadar yaptığımız tur kişi başı ne oldu? 250 oldu. 250? Hmm. Side'ye göre gene iyisiniz. Orası 500 yapmış Side'ye göre. Bugün oradaydım da düşünemiyorum. Yemek de eskisi gibi makarna, balık, et, her şey mi? Ha, balık yok. Tavuk sütü, spagetti, salata, kola, fanta, su, süper ücretsiz. Evet, sabah 11'de miydi? Saat 10'dan 3'e. 10'dan 3'e. Ha, orası 3.30'da. Eskiden 5.30'a kadar gezerdik. Şimdi zaten insanlar eğlenmeli, biz 4'e kadar da sürüyoruz. Evet. Bütün mağaraları geziyoruz değil mi? Şeytanlar, korsan, şu bu. Yemeş, tamam. Yemeşmesi dahil. Okey. Görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. Arkadaşlar Alanya'da gördüğünüz üzere orta nebze diyeyim yani, ama Side felaketti, 500 liraydı. Şu güzel kalemizin görselini görün akşam akşam, gerçekten müthiştir. Çarşı pazar tanıtırken geçen seneki yazlık videolarımda söylemiştim. Fakat bu sokağı o kadar tatlı yapmışlar ki bakar mısınız? Ve hepsi de süslenmiş, ışıklandırılmış. Yol boyu bu yol artık kabaklı yol diyoruz biz.